hepinize sevgi ve sevinç dolu kocaman bir merhaba arkadaşlar. Tanımayanlar, hatırlamayanlar için hemen alttaki yazı size hatırlatıyor. Ben Nora ablanız. Hafta içi her gün saat tam 4'te Saat 7 Türk ekranlarında, Saat 7 Türk'te, Saat 7 Türk Çocuk'ta sizleri burada bekliyor oluyoruz. Z program başladı. Ah, affedersin. Domates suyu içiyordum. Merhaba Nora abla. Merhaba Z, hoş geldin. Hoş buldum. Z, yine mi aç geldin buraya? Yok, ne alakası var? Gerçekten bardağı yiyor. Arkadaşlar, buradan siz de Z'yi artık tanıdınız. Buraya her geldiğinde aç geliyor ve gerçekten kalbim güm güm atıyor. Ya böyle konuşurken elimden bir ısırık alırsa diye. O yüzden arkadaşlar, lütfen altta bir telefon numaramızı görelim. Siz lütfen bu WhatsApp numarasını aşağıda gördüğünüz 0533 423 50 20 numarasına Z'nin artık bu programa aç gelmemesiyle ilgili ona bir takım öğütlerde bulunursanız ben çok rahatlayacağım. Vay. Z, bir dahaki sefere sana burada gerçekten yemek koyacağım önüne. Bol otlu olsun. Ne olsun? Bol otlu mu? Bol otlu. Tamam, otlu ot yapacağım sana. Of! Oo! Yemek zevki çok enteresan ama yani hatta kolay aslında. Annesi gerçekten çok şanslı çünkü otlu ot, ot ot, ot. Baksanıza burada gelmiş domates, ne içiyordun? Domates suyu. Domates suyu içiyor. Hmm. Gerçekten Z'nin annesi için bence hayat hakikaten çok kolay. Çünkü böyle işte domates, ot falan böyle şeylerle peki, hayatını kola mı içseydim? Hayır. Ya. Arkadaşlarımızın aklına ne sokuyorsun sen İşte Z? Domates suyu çok güzel, onu içsinler, örnek oluyorum ben. Gerçekten özür dilerim, haklısın. Domates suyu içebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle mevsimi ise sizin için çok çok iyi olur. Z, gerçekten belki de yanlışlıkla ama yine harika bir örnek oldun arkadaşlarım. Hele domatesli domates suyu. Of, domatesli domates suyu. Onun yiyeceklerini ciddiye alabilirsiniz. Biraz farklı gelebilir ama bence denemekten çekinmeyin arkadaşlar. Nora abla, bugün ne var? Şimdi Z'cim, efendim? Bu arada sen böyle birazcık arkana yaslan, bir rahatla, biraz gergin olduğunu hissediyorum senin sanki. Şöyle mi yapayım? Evet Z'cim, şimdi bugün acaba ne var diye sordun, hemen cevaplıyorum. Z'cim, hatırlıyor musun biz geçen iki gün önce seninle program yaptığımız zaman bir takım görevler hakkında konuştuk ve ben sana ve diğer arkadaşlarıma bir sürü değil bir tane ama çok önemli bir görev verdim. Hatırlıyor musun görevimizi? Evet. Ben neydi? De büyük bir görev bilinciyle o görevi yaptım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Annemize neden teşekkür edeceğiz? Hazırladın mı listeni? Tabii tabii, yolladım önünde. Evet, doğru, tamam. Hı. Arkadaşlar, Z bizim için bir liste hazırladı. Şimdi annesine vermiş... burada nasıl tepki verdi annen? Böyle mi ağzını mı açtı? Evet, ben annemi çekmişim o konuda. Annenin de ağzı böyle büyük mü? Onun daha büyük açılıyor. Peki, bir şey soracağım o zaman. Şöyle söyleyeyim, bizi sanki hala böyle rahat değilmişsin gibi hissediyorum sanki. Böyle biraz böyle daha rahatlamanı istiyorum böyle, senin. Böyle, yani nasıl? Aslında bir şey soracağım. Ben buradan arkadaşlarıma sormak istiyorum kamera arkasındaki. Sizce Z'yi nasıl görmek isteriz? Nasıl dursa böyle daha rahat hisseder? Profilden. Tamam. Z biraz daha önde dursan sanki. Şöyle. Sanki böyle iyi mi? Z'nin duruşunu beğendiniz mi? Tamam, Z böyle çok iyi duruyormuşsun. Poster yapıp asalım biraz beni. Biraz daha bir şey diyeceğim Z. Biraz daha öne gelmen gerekiyormuş galiba. Böyle. Şu an iyi mi? Ya Z, kusura bakma ama kamera karşısında olmak böyle bir şey. Alışman gerekiyor böyle ünlü olmaya. Kaç bölüm çektim ben ya? Doğru söylüyorsun ya Z, aslında sen ünlüsün ya. Hakikaten. Çok. Tamam Z. O zaman senin ünlülüğün hakkında konuşmayı artık bir kenara bırakıyorum. Çünkü ben kendimi kötü hissediyorum. Ben senin kadar ünlü değilim. O yüzden bu konuyu hemen kapatıp görev kısmına geri dönüyorum. Şöyle söyleyecektim sana, böyle annenin de ağzı kocaman ya. Siz böyle evde hep birlikte bir şey şaşırdığınız zaman nasıl oluyor? Biz hep şaşırıyoruz. hep. Ama bence ağzınız şaşırmak için bu kadar büyük yaratılmış. Evet evet. Doğru, bence bu arada şu anki duruşum çok güzel olmalı. Evet. Değil mi? Tamam. Evet, şu an ben, evet, kamera arkasında cevap verdi. Şu an Z çok iyi görünüyormuşsun ekranda da. Evet, dik duruyorum. Süper. O zaman şimdi ben Z'nin hazırladığı listeden birkaç madde okumak istiyorum. Bakalım annesine neler için teşekkür etmiş sevgili Z.
ilk maddesi şu. Bence bu gerçekten çok komik. Bunu okuyacağız mı insanlara? Evet. Ben çok utanırım ama. Utanacak bir şey yok ama bunu anneni sevindirmek için yaptın. Aa, tamam o zaman. Hadi eğer çok utanırsan yüzünü kapatabilirsin, izin veriyorum. Zor o benim için. İlkini okuyorum. İlkini okuyorum. Her gün kıvırcıklarımı taradığın için teşekkür ederim. Bu ilk madde, ilk en önemli şey bu. Kesinlikle katılıyorum çünkü gerçekten ne diyeyim bilmiyorum. Saçta diyeyim ama vücudunda olan o tüylere ne diyeyim ben? Keçe. Ha keçe mi? Hı. Tamam. Keçelerin böyle sen zaten bir de evde değil de böyle daha çok sokakta dışarıda falan dolaştığın için. Hani böyle o keçelerin böyle birbirine girip karışık karışık oluyordur. O yüzden... Annen bunu yaptığı için gerçekten çok şanslısın ve haklısın bu konuda, ona teşekkür etmekte. Evet. Devam ediyorum. Bu arada, yok bu arada değil, devam ediyorum. İkincisi şu, ikinci teşekkür sebebin şuymuş. Sürüyle dolaşırken bazen konuşmaya dalıp yoldan çıkıyorum. Evet, ben biraz dalgınım. Arkadaşları böyle yapmamalarını öğütlemek istiyordum. Evet, dalgın olmamak gerekiyor. Evet. Bu arada haklısın, aslında bu o kadar kocaman bir ağzım var ki zaten o kocaman ağızla konuşmayıp ne yapacaksın? Tabii ki de konuşurken dalıp başka bir yere gidiyorum. Böyle konuşuyorum etrafımdaki böyle arkadaşlar büyüyor, renkleri koyulaşıyor, dişleri sivriliyor. Oo, kurt bunlar ya diyorum. Kurtlar da artık alıştı oğlum, yeter artık ya diyorlar. Senin konuşmana mı? Evet, hayır, ne arıyorsun burada diyorlar ya. Hani? Bir şey söyleyeceğim o zaman, evet gerçekten iyi ki anne, ha bu devamını getirmemişim, özür dilerim. Şöyle demişsin, öyle zamanlarda anneciğin hemen sana sesleniyormuş, zi nereye gidiyorsun, çabuk buraya gel diye. Evet, o, işte. Yazıda belli olmuyor aslında, böyle diyor zi oğlum gelsene buraya, kurt var orada diyor, biraz alt perdeden söylüyor yani. Ama sonuçta sen duyuyorsun ve senin hayatını kurtarıyor değil mi? Evet. Anneler çocuklarının her zaman hayatlarını kurtarır ve güzelleştirirler zaten. Gerçekten çok ama çok tatlı bir anneciğin varmış Zee. O zaman üçüncü maddeye devam ediyorum ve bu üçüncü madde beni gerçekten çok duygulandırdı Zee. Okumak istiyorum. Demişsin ki, nasıl ki Mesih Tanrı kuzusuysa, sen de beni Tanrı'nın kuzusu olarak eğitip yetiştirdiğin için teşekkür ederim. Neler söylemişim. Sen hatırlamıyor musun böyle bir şey? Yok, üçüncüyü hatırlıyorum. Ha, üçüncü neydi? Bilmiyorum. Hatırlıyorum dedin. Unuttum onu da ama sırada bu sonuncuydu sanki ya. Evet, bu sonuncuydu aslında. Bu gözlükler var ya, bu gözlükler ne yazdığımı görmüyorum bazen. Senden korkulur gerçekten Zee. Ama zaten gözlüklerinin bu kadar büyük olmasıyla buradan seni aslında... daha iyi görebileyim diye. Çok tatlısın. O zaman üçü mü okuyayım? Üç. Tamam. Beni doğal yollarla kalsiyum, vitamin ve lif açısından zengin sebze, meyve ve tahıllarla beslediğin için teşekkür ederim. Evet. Gerçi ben çok yediğim için yine bende biraz fazla var ama olsun. Sanki birazcık göbek var gibi. Çok 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 az. Peki bu kadar çok ot yesek de yine de göbek çıkabiliyor mu? Çıkıyor. Çünkü spor yapmak lazım. Kesinlikle Zee. Gerçekten arkadaşlar yine size bence harika örnek oldu. Hatta bana da örnek oldu. Spor gerçekten hayatımızda çok önemli. Bu arada şunu da ekleyelim aslında. Bu sebze ve ot bile olsa çok fazla yediğimiz zaman her şeyin çoğu zararlı olduğu için bir kere zaten çok fazla yemeyelim. İkincisi de spor yapalım hayatımıza. Sen mesela hangi spor hareketlerini yapıyorsun genelde? İşte ben çok yapamıyorum o işi. Neden? İşte o yüzden kilo aldım. Ha, yapamadığın ya, için. Evet. Satrancım çok iyidir benim. Satranç mı? Evet, o da spor diye onu yapıyorum. Ha, o beyin sporu mu? O kalori de yakıyor. Öyle mi? Evet. Gerçekten mi? Onu da yapmasam var ya, burada yuvarlanırım herhalde. Nasıl kalori nasıl yakıyor çünkü öyle? Çünkü beyin glikoz harcar, glikoz yakarsın. Ya ben hala şaşkınlık içindeyim. Çünkü gerçekten normalde düşündüğümüz zaman aslında Zee tabii ki ormanlarda ya da yaylalarda ya da artık her neyse nerede yaşıyorsa böyle yerlerde bu kadar fazla bilgi sahibi olması beni çok ama çok şaşırtıyor Zee. Ben de. Nur abla. Evet. O güzel dördüncü maddeyi tekrar okuyalım mı? Evet, okuyalım. Nasıl ki İsa Mesih Tanrı kuzusuysa... Sen de beni Tanrı'nın kuzusu olarak eğitip yetiştirdiğin için teşekkür ederim.
anneme söyledim. Ağlaştık, sarıldık beraber. Neredeyse ben de ağlayacağım. Peki o zaman şunu söyleyeyim ben. Diyeyim ki gerçekten bu arada bu cümleyi söylerken senin gerçekten bir kuzu olman çok yani durumu daha da duygusal bir hale getiriyor. Ama madem sen anneciğinle ilgili bu kadar güzel şeyler söyledin, o zaman biz de senin için bir sürpriz hazırladık. Onu bir görelim bakalım o sürprizi. Acaba neler hissedeceksin? Sevgili Zi, senin o şirin anneciğinle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını bulduk. Evet, fotoğrafı ne zaman çekildiğini hatırlıyor musun? Yok, buradan anlamam çok zor onu. Yani Zi aslında çok bilmiyorum çok küçük değilsin çok küçük görünmüyorsun orada ama sevgili annem biraz küçük çıkmış burada. Ama annem minyondur zaten. Annem ağzı kocaman. Ağzı kocaman. Peki bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok tatlı. Peki annenin esmer olmasıyla ilgili nasıl bir yorum yapabilirsin? Bu genetikten bahsedebilirim. Anne esmer olabilir, babamız sarışın olabilir. İkisinden birini alabiliriz kanıtımsal olarak. Genetik çok enteresan bir bilim dalıdır Nora abla. Evet. Peki senin baban senin gibi beyaz tenli mi? Pure pak bembeyaz. Bembeyaz diyorsun. Evet bazen gözümü alıyor ya. kadar diyorsun. O zaman senin şu arada bir gözlüklerini çıkarıp içinde gerçekten cam olan güneş gözlükleri kullanırsan belki babana daha iyi bakabilirsin. İşte gözlük de babamda da gözlük var o da kalıtsal geçmiş. Gözlükle mi kalıtsal? Gözlükle doğmuşum ben. Ha genlerinde gözlük mü aktardın? Direkt böyle mavi. Öyle olabiliyor mu? Genlerle direkt gözlüğün kendisini aktarabiliyor musun? Bir tek bizde oldu. Habere çıktık buna değişik bir şey diye. Wow! Zi, ailen çok ilginç bir aile evet. Ve sen de öylesin. Umarım bir gün küçüklük, bebeklik hatta ilk doğduğun anı fotoğraflarını buluruz. O zaman sen doğdun da gözlükle mi doğdun? Evet, tabii. Herhalde bunu getireceğiz buraya o zaman. Umarım bir gün öyle bir fotoğrafına ulaşabiliriz. Eğer ailen bize yardımcı olursa. Neden? Erkan hemen isteriz şey yaparlar yollarla. Tamam çok güzel olur. Evet o zaman senin bu güzel görevini yerine getirmenle birlikte umarım arkadaşlarım da senin gibi bu güzel görevlerini yerine getirmişlerdir. Lütfen arkadaşlar bu görevi yerine getirdikten sonra aileleriniz, anneniz özellikle ne tepki verdi, sevindi mi? Bunları bize WhatsApp numaramıza tekrar ulaştırın diye sizden rica ediyorum. Nora arkadaşlar. Abla, Nora abla bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Fotoğrafta ne kadar mutlu göründüğümü gördün mü? Evet. Baksana. Ya gerçi biraz bu şimdi profilden çıkmışım çok da mutluluğum belli olmuyor ama. Ama bence mutlusun baksana kollarını açmışsın evet. Oley diyorsun. Neden çünkü hemen yanı başımda annem var. Ay. Ama gönlümde var aslında her zaman yanımızda olmasa da. Umarım annen seni izliyordur. Sevgili Zi'nin sevgili annesi. Sana buradan kucak dolusu bir sevgi gönderiyoruz. Ve aynı zamanda Zi'yi bu kadar iyi bir kuzu hep karıştırıyorum. İyi bir kuzu olarak yetiştirdiğin için de sana ayrıca teşekkür ediyoruz. Zi bizi burada neredeyse ağlatacak. Seni çok ama çok seviyor. Öpüyoruz anne seni. Oh ne güzel öptün. O zaman şimdi madem bu kadar konuştuk, şimdi de yeni görevimiz. Gelsin bakalım o yeni görevimiz acaba neymiş? Tutututum. Evet. Neymiş yeni görevimiz? Hayvanları sevmek ve onlara yardım etmekmiş. Evet. Ay. Bence yani ben bu görevi yapmaya başladım bile. Sen yanımdasın. Yanlış anlama ama sen bir insan olmadığın için sen bir hayvansın ve ben seni çok seviyorum. Evet. Ben de sen hayvan değilsin, insansın ama yine de seni çok seviyorum. Ama aslında burada bahsettiğim şey kendi türümüzün dışında bir canlıyı sevmek zaten. Sevgi böyle bir şey işte. Evet, kesinlikle. O yüzden seni herkesi seveceksin. Kesinlikle. Ama yani bitkileri de seviyoruz ama sen biraz yiyorsun onları ya. Nasıl olacak? İşte bu da doğayla ilgili bir şey. Her şey birbirine bağlı Nora abla. Evet, Tanrı harika yaratmış bütün sistemi değil ya, mi? Ya işte öyle. Şimdi müziğim gelebilir. Bu sırada o zaman biz de şunlar hakkında konuşmaya başlayalım bakalım. Görevimiz hayvanları sevmek ve onlara yardım etmek ise şunu bir konuşalım. Peki biz bunu acaba nasıl yapabiliriz? İpuçlarım var. Onlarla ilgili şöyle bahsetmek istiyorum. Diyorum ki, görselim var mıydı bu arada bununla ilgili? Varsa onu da görelim.
Evet, şimdi görsellerimiz gelmiş. Ay ne kadar tatlı. Burada kedi okşayan bir kız çocuğu görüyorum. O zaman önce şunu söylemek istiyorum. Bazen bazı arkadaşlarımız, küçük arkadaşlarımız mesela bir hayvan gördükleri zaman sokakta ne yapıyorlar? Bir kedi görüyorlar ve gidip böyle aniden onun kuyruğunu çekebiliyorlar. Ya da mesela bir köpek gördükleri zaman onun böyle kulaklarını sıkabiliyorlar ve vuf diye köpekler de tepki veriyor. Çünkü canları yanıyor. O zaman biz aslında onları sevmeye, onların canını yakmayarak başlayabiliriz değil mi? Evet. Ya mesela ben şimdi gelsem, seni böyle tüylerini yolsam nasıl hissedersin kendini? Ama biraz kalbim kırılabilir Nora abla. Of. Ve canın yanar değil mi? Evet. O zaman sevilmiyormuş gibi hisseder misin? Çok kalbim kırılır. O zaman... Ve bunun için ekstra çaba harcarken sevgi için gönülden aslında çok da böyle acayip şeyler yapmana hiç gerek yok. Sevgi daha kolay. Değil mi? Sevgi ulaşılabilir. Evet. Sevgi çok güzel. Kesinlikle. Sevgi Tanrı'dan. Evet, çok güzel. Ve sevgi kibar bir şey değil mi? Kaba davranmıyoruz birbirimize. Asla! Korintliler mektubu var, bilir misin? Ne var? Korintliler, biz bu Elçi Pavlus şeyi yaptık ya programı. Evet. Ya, Elçi Pavlus'un Korint Kilisesi'ne yazdığı mektuplarda sevgiyle ilgili çok güzel bir büyük pasaj var. Tek bir şey söyleyebilir misin? Hatırladığın bir şey var mı? Sevgi kıskanmaz, kaba davranmaz, kötülüğün hesabını tutmaz. Neler neler. Oo, neler neler. Neredeyse hepsini ezberlemişsin Ziya. Gerçekten sevgi kaba davranmaz. Son bulmaz. Ve son bulmaz. Evet. O zaman eğer birini seviyorsak ve seviliyorsak çok şanslıyız. Tabii ki seviliyoruz çünkü Tanrı her zaman bizi çok ama çok seviyor. Peki ikinci ipucum gelsin o zaman bu görevi nasıl yapabilirim diye. Onu da görelim hemen. Ben bir taraftan okuyayım. Burada gördüğün gibi Zih, görüyor musun? Küçük bir dil var orada. Bu kadar yakından ben biraz geriliyorum kedilerde. Gerçekten korkuyor musun? Yani böyle birazcık uzaktan seviyorum. Tamam olsun. Yani illa sevgi deyince aklımıza böyle gidip okşamak gelmesin. Kesinlikle. Bunu yapmak zorunda değiliz. Kesinlikle katılıyorum. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bir kere onların canını yakmayabiliriz. İkincisi de genelde böyle soğuk havalarda da sıcak havalarda da sokaktaki hayvanlar, sokakta yaşayan hayvanların yiyecek içecek şeyleri olmayabiliyor. Belki onlara birazcık su, birazcık da yemek ama tabii ki ailelerimizin izninde böyle şeyler yapabiliriz öyle mi Zih? Kesinlikle katılıyorum Nora abla. Sen hiç aç kaldın mı? Ya kaldım tabii. Peki öyle zamanlarda kim sana yardım etti? Tabii ki bu konunun öznesi annem yine. Evet. Evet. Peki bir şey soracağım. Çoban tanıdığın var mı hiç? Çoban salata mı? Çoban salata. Hı? Sever misin çoban salata? Öf ne diyorsun ya? Ya yine bir kuzu şakasıyla harika gidiyorsun. O zaman güleyim mi? Evet. Çoban tanıdığım var. Peki o çoban... Ama gönülden tanıdığım bir çoban var. Nasıl yani? Rab benim çobanımdır. Eksiğim olmaz. Evet, ya. Doğru söylüyorsun. Şimdi bana şunu hatırlattın Zih. O zaman biz aç kaldığımız zamanlarda evet bize yardım eden insanlar, hayvanlar, çobanlar oluyor. Biz de tabii ki hayvanlara yardım etmeliyiz. Ama biz zaten zor durumda kaldığımızda çobanımız olan Rab her zaman bize yardım ediyor. Evet, ruhumuzu, gönlümüzü doldurur her zaman. Evet, gerçekten. Bu da çok güzeldi Zih. Teşekkür ederim yine bana harika bir şey hatırlattığın için. O zaman şimdi artık ipucumuzu da verdiğimize göre ne yapalım biliyor musun Zih? Bir Ege gelsin. Biz bir dakikalık bir ara verelim. Sonra biz yine burada olalım. Midemiz bir damacana kadar genişleyebilir. Hadi bir damacana suyu dikin kafaya. Hapşırınca ağızdan çıkan hava saatte 100 kilometreyi bulunur. Hapşıran birinin önünden geçmeyin, yaralanabilirsiniz. Bir nevi sneeze kasırgası. Dil izi de parmak izi kadar özeldir. Yani bir suç işlerseniz bir yeri yalamamaya özen gösterin. Sinir uçlarınızın taşıdığı bilginin hızı saatte 4000 kilometredir. O zaman bir SHT yapılabilir. Sinir hızlı treni. Ellerimizle kendi kendimizi boğmamız imkansızdır. Darth Vader'a gelsin bu. Vücudumuz günde 300 milyar yeni hücre üretir. Çok yemek yiyince duyma hızı azalır. Çiğneme seslerinde hiç duyulmuyor zaten. Hücre olduğumuzda dakikada 300 bin hücre ölür. Hücreler için bir saygı duruşu.
Egeciğim sana çok ama çok teşekkür ediyoruz. Şimdi acaba ne var? Acaba böyle yeni bilgiler mi öğreneceğiz? Bir onunla ilgili bir görelim bakalım şimdi sırada ne varmış, ne yapacağız? Çok iyi. Daha bilgiler gelmedi, pardon. Sen şimdiden başladın mı şaşırmaya? Pratik yaptım. Ama iyi yaptın, heyecanımızı yükselttin. Kesinlikle. Tamam, şimdi sırada şaşırtan bilgiler var. Ve bil bakalım bu şaşırtan bilgi konusunda acaba seni neyle ilgili şaşırtacağım bugün? Ben şaşıracaksam herhalde koyunlarla alakalı değildir. Koyunlarla alakalı desen? Yine şaşıracağım olsun. Bir şey söyleyeceğim. Koyunlar hakkında bilmediğin şeyler de olabilir. Hiçbir fikrim yok Nora abla, şaka yaptım. Evet, bence de hiçbir fikrim yok çünkü sen insan gibisin daha çok. Evet. Biraz su iç. Hadi biraz su iç bakalım çünkü birazdan çok şaşıracaksın. Uf, yine üstüme sıçrattın. Zihin lütfen artık birazcık düzgün içmeyi öğren. Affedersin. Evet, şimdi... Bir taraftan müziğim gelebilir ve ben de şaşırtan bilgilerimi, bugünün konusu tabii ki seni de sevindirmek için biraz bu konuyu seçtim. Koyunlarla ilgili ilginç bilgilerim gelsin. Koyunlar bulutlara benzer. Evet, ama bir şey söyleyeceğim, gerçekten haklısın. Evet, benziyor. Üstte koyun var, altta bulut var işte. Sen de biraz benziyor musun? Ben üsttekine çok benziyorum. Alttakini çıkaramadım. Alttaki evet. Anneme benziyor. Siyahlığı var ya. Evet, oh, oh, oh. Esmer. Aslında bu görselin amacı farklı bir şeydi ama tamam. Gerçekten bu yaptığım benzetmeyle çok haklısın. Ama acaba zayıflardan hala buluta benzer misin? Ya yağmur olup yağarım o zaman. Bence sen kilo verme, böyle çok tatlısın. Üstümüze de yağma. Şimdi ilk ilginç bilgim az önce gördüğünüz görselle ilgiliydi arkadaşlar. İlk görselimiz şu, az önceki görselde aslında o gördüğün şey bulut değildi. O gördüğün şey işte o aşağıdaki tatlı koyunun düşüncesi, yani kafasından geçenler. Neden olduğunu hemen söylüyorum. Çünkü biliyor muydun? Sen ve arkadaşlarının hafızası ve tanıma yetenekleri çok ama çok iyiymiş. Bir gördüğünüz yüzü bir daha unutmayıp hemen hatırlayabiliyor musunuz? Evet evet. Beni unutmazsın değil mi Zihni bir gün? Yani koyunlarda ve kuzularda bu özellik olmasa ben seni yine unutmam Nora abla. Zihni seni çok seviyorum. Peki. Ha ama bu arada bu bilgiyi nereden edindik onu da bir söyleyeyim. Şu an tam olarak hatırlamıyorum ama bir deney yapılmış ve bu gerçekten bu deney haberlere çıkmış hatta. Bir tane odaya bir tane koyun koyuyorlar ve iki tane resim gösteriyorlar iki farklı kişinin. Düşünüyor musun şu an? Dinliyorum. Ha, dinliyorsun, hımm diyerek dinliyorsun, tamam. İki tane farklı kişinin görselini koyuyorlar ve bir görseli diğer daha önce görmüşler. Ve bunlar normal şartlarda popüler kişiler zaten, tanınan kişiler. Ve biliyor musun o koyun, odadaki koyun o tanınan kişinin o tanınan kişinin resmine gidiyor her zaman. İşte bu deney sonucunda da anlaşılmış ki hafızaları çok güçlü ve insanları tanıyabiliyorlarmış. Harikayız. Diğer ilginç bilgim neymiş bakalım? Görselim de gelsin. Bu da anneannem bu da. bu da anneannem. Tam siyah. Ama dişleri dökülmemiş, hala çok sağlam görünüyor. Ya, bizim genetik çok sağlamdır. Baksana gözlük devrediyor da diş nasıl şey olsun. Ama sana bir sır vereyim mi? Bu bence takma diş de olabilir. O kadar olur. Anneannenin sırrını ortaya çıkarmış olduk. Şimdi az önceki görselde bahsetmek ot çiğne çiğne bitmiyor otlar ya, ne yapacaksın? Duymadım ne? Çiğne çiğne bitmiyor ot. Geviş. Gerçekten ve belki de gerçek dişi olabilir çünkü çiğneye çiğne dişler sağlamlaşıyor da olabilir ot yemekten. Tabii, bilmiyorum. Doğru. Diğer bilgimi anlatıyorum. Az önce gördüğünüz o görsel, bu arada o da sanki yağmur yağmak üzere olan bir buluta benziyordu. Koyu renkli. Çok akıllıymışsınız Zi. Ben zaten bunu biliyorum, hissediyorum. Ama şöyle bir huyunuz varmış, kendi kendinize sorunları çözebiliyormuşsunuz. Bence az önceki fotoğraftaki anneannen de kendi sorununu kendi çözebildiği için çok mutlu görünüyordu. O yüzden dişlerini göstererek kocaman gülüyordu şu anda da gördüğünüz gibi. Merhaba anneanne. Evet. Devam ediyorum. Bir diğer bilgim şu. Sen belki onu tanıyor olabilirsin. 1996 yılında klonlanan bir hayvan vardı ve o da koyun Dolly'ydi. Çok yakın dostumdur. Gerçekten mi? Evet. Ciddi misin sen? Yalnız ben iki tane kayıtlı ondan. Bazen başkasıyla konuşuyorum, fark etmiyorum ya. Dolly 1,
doli iki. Bir de gerçek hali olduğu için mi? Evet, iki tane ev telefonum var, 4 tane doli kayıyor telefonumda. Bu arada arkadaşlar... Ama şey, annemin telefonu, bir saat veriyor ya bana o yani. Aa, evet, benim doğru. Telefonum yok. Her gün bir saat veriyordu değil mi? Hep her gün aynı bölümü oynuyorum oyunda ya. Çünkü daha ilerleyemiyorsun. Ne ilerleyemiyorum? Evet ama olsun arkadaşlar, bu konuda da Zihin'i kendinize örnek alabilirsiniz. O da sadece ailesinin desteğiyle, yani ailesinin izniyle günde sadece 1 saat telefon kullanabiliyor. O zaman bunu çok da dert etmeyin arkadaşlar. Zihin bu şekilde çok mutlu. Hah, şimdi Dolly klonlanmak dedik ya, klonlanmanın ne olduğu hakkında arkadaşlarımıza bilgi vermek ister misin kısaca? Tabii ki verebilirim. Evet. Çok çok kısa söyleyeyim, dilersen sen devam et Nora abla. Evet, ben de pek bilmiyorum ama sen paylaş, ben devamını getireceğim. Dolly adlı arkadaşımızı, daha doğrusu bir koyun arkadaşımızı teknolojiyle bir tane daha yaratıp benimle konuşması için çoğalttılar. Evet. O yüzden orijinal ilde sohbet ediyorum. Dolly ile aynı sohbeti yine ediyorum. Çok sıkıcı ya. Çok sıkıcı gerçekten. Peki bir şey soracağım. Acaba orijinal ile farklı, Dolly ile farklı bir şey konuşamıyor musun? Yani bence biraz daha uslu kopyası ama. Anladım şimdi. O zaman bence arkadaşlarım senin anlattığından zaten yeteri kadar anladılar ama aslında bir canlının aynısından bir tane daha yapmak demek. Mesela düşünün ki 2 tane Nora ablanız var. Mesela düşünün ki 2 tane Zi var. Ay bu fikir benim çok hoşuma gitti. Ben peki o zaman. Evet, ben 2 tane Zi istiyorum. Düşünsene bir burada bir de buramda olsaydı. Aha. Ama bence siz 2 tane olsaydınız kesin farklı farklı şeyler söylerdiniz. Çünkü çok akıllısınız. Evet, bir de Tanrı herkesi özene bezene yarattığı için. Evet. Bence herkesin biricikliği güzel ve özel. Evet, kesinlikle katılıyorum sana sevgili Zi. O zaman aslında şu an ne kadar süremiz kaldı? Ben hemen soruyorum kamera arkasına. Ne kadar süremiz kaldı? Tamam, o zaman şimdi şöyle yapalım mı? Peki Zi, sana bir şey soracağım orada herkesin önünde. Şimdi normalde biz kumdaki hikayeleri gidiyoruz ama bugün kumdaki hikayeleri gitmesek de programın sonuna kadar bizde kalmak ister misin? Yoksa işin var mı? Ben de sana bunu teklif edecektim. Ciddi misin sen? Evet, gönlümü okudun Nora abla. İnanmıyorum Zi. O zaman bugün program bitene kadar bizim yanımızda kal. Tamam o zaman. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Bugün Zi'ye... Tamam, bugün kumdaki hikayelere gitmiyoruz. Boş ver ya. Ha? Boş ver. Tamam, boş ver kumdaki hikayeleri. O zaman şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Artık ilginç bilgileri bitirelim, bir kenara koyalım. Çünkü şimdi yapmamız gereken çok önemli bir şey var. Ne var? Galiba o Tanrı'nın nesi? Hemen bir onu da görelim. Evet, Tanrı'nın sözü bölümü. Zi, burada bana sen eşlik edeceksin. Normalde hep arkadaşlarımı anlatıyorum kamera arkası. Buradan kamera, ben onları görmüyorum. Yani aramızda bir kamera var. Ama şimdi sen benim yanındasın. O yüzden bana destek olacaksın. O zaman ben şimdi sana kaldığımız konudan devam etmek istiyorum. 2 gün önce ne konuşuyorduk? Biz Tanrı'ya güvenmek hakkında konuşuyorduk. Evet. Senin hayatta güvendiğin biri var mı? Bugün çok bahsettik ama bahset bitmez. Öncelikle annem, ay, ailem, evet. Kardeşlerim. Biz çok kalabalığız, 32 kişiyiz. Oo, 32 mi? Evet, arkadaşlarım da var. Of, çok. Ha, onları ailenden mi sayıyorsun? Yok yok, yani 32 kardeş var. Ha, 32 kardeş, tamam. Böyle bir 320 tane falan da galiba komşu eş dost var. Evet, bir de siz galiba hep sürü halinde zaman geçiriyormuşsunuz çok sosyal olduğunuz için, o yüzden çok, mi? Bütün gün oradan oraya yürü, konuş, of, konuş, ot ye, ye, ye. Ya. Evet, şimdi anlıyorum. Peki bunların arasında Zi, sana bir şey sormak istiyorum. Tanrı'ya güveniyor musun? Tabii. Nasıl ki kilisenin anlamı bir araya toplanmak, bir araya gelmek, Tanrı'da bir olmaksa, biz de... Hem ailemizle hem eş ve dostlarımızla bence Tanrı'nın planını, Tanrı'nın sözünü uygulayarak aynı şeyi yapıyoruz. Evet, tamamdır Zi. Bu güzel paylaşımların için teşekkür ediyorum. Şimdi o zaman sana şunu sormak istiyorum. Sen hiç hayatta kaygılandın mı? Çok. Peki ne için kaygılandın?
ailemi üzerim diye, arkadaşlarıma yanlış yaparım diye, başarılı olamam diye. Hayatım kaygı etmekle geçiyor ya. Bana yardım et Nora abla. Tabii ki sana yardım edebilirim. Ama ondan önce kaygının ne olduğu hakkında arkadaşlarımıza birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü aslında kaygı kelimesini sık sık kullanıyoruz ama kaygının ne olduğunu bilmiyor olabilir arkadaşlarım. Ben bunu birazcık lezzetli bir örnekle anlatmak istiyorum. Şimdi düşünün ki, ya da hatta ben kendi başıma gelen bir örnekten bahsederek öyle çıkayım yola. Düşünün ki arkadaşlar, kiliseye gittim ve bir baktım böyle arka sıralarda oturuyorum ve kilisede böyle koskocaman kurabiyelerle dolu bir tabağın elden ele gezdirildiğini ve herkesin o kurabiyelerden aldığını görüyorum. Ama sıranın bana gelmesine daha çok ama çok var. Şimdi sıra bana gelirken ben şunu düşünüyorum. Benim en sevdiğim kurabiye çikolatalı. Umarım içinde çikolatalı da vardır. Ama ya içinde çikolatalı kurabiye yoksa diye düşünüyorum. Ya içinde çikolatalı kurabiye yoksa diye korkuyorum. İşte bu korkuyu endişe olarak tanımlayabiliriz sevgili Zi. Mesela senin işte ya domates suyu bulamazsam, ya yediğim çimen bugün o kadar lezzetli olmazsa, ya otlar beni yeteri kadar doyurmazsa diye düşünmek gibi mesela. Onlar da var zaten. Demek evet. Onlar birer kaygı. Evet, işte onların ismi kaygı. Ama ben seni hemen yatıştırmak, sakinleştirmek için şöyle söylemek istiyorum. Bir ayet okumak istiyorum sana ve o ayet şöyle söylüyor. Diyor ki, öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız, yani Tanrı, bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecek diyor Matta 6.31. Müthiş, evet. Müthiş. Yani senin midenin ne kadar büyük olduğunu, senin hangi kurabiyeyi daha çok sevdiğini, ne yapmaktan mutlu olduğunu, domates suyu ne kadar içebildiğini hepsini Tanrı biliyor. Ve o zaten bunları sağlayacak. O yüzden hiç kaygılanma. Tamam, bir sürpriz varmış. Ay, inanmıyorum. Görüyor musunuz? Yo, siz beni gizli gizli çekiyor musunuz ya? Bundan benim de haberim yoktu. Çok güzel bir sürpriz geldi. İşte bu çoban, bu da minik bir kuzu. Evet, aslında şöyle söyleyebilirim. Galiba bu görselde gördüğümüz çoban zaman zaman bizim hayatımızda İsa Mesih, yani Tanrı oluyor. Yani bir sürüden ayrıldığımız zaman koruyor ve her zaman bizim karnımızı doyuruyor, öyle mi? Evet, Rab çobanımız işte. Evet. Zi, artık kapatma süremiz geldi. O zaman bugün sana bir görev veriyorum. Tabii. Kaygılanmamak. Bu kadar anlattıktan sonra, Tanrı'nın sözünü öğrendikten sonra o kadar kolay ki benim için. Oley. O zaman hadi bakalım, bugün sen kapat, arkadaşlarımıza sen veda et. Kameram nerede? Hangi kameram? Kamerası nerede? Evet, burada. Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Bugünkü programımızın sonuna geliyoruz. Nora ablanın anlattığı o muhteşem şeyleri asla ve asla unutmayın. Ve beni de unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.